Başkanım hoş geldin. Başkanım hoş geldin. Hayırlısı olsun. Sağ ol başkanım. Bir sizlere de inşallah. Merhabalar. Hoş geldiniz. Olan meclis toplantısına Sayın Doktor Süleyman teşekkür hepimize hayırlı olmasını dileyerek o ders diye valimiz gündeme ilişkin. Evet, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Günay, belediye meclis üyesi, bir topuz, Minas Belediye Başkanı. Bize hayırlı olmasını dileyerek kutumuzu açmış olduk. 143 tane oyu Ahmet Aras, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız almışlar. Hayırlı olsun. Önümüzdeki 2 yıl süreyle Belediye Başkanlara Ahmet Aras seçilmiştir. Kendisine tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Birliğimizin başkanlık seçiminde şahsıma verdiğiniz destekten ötürü hepinize çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımız, kutluyorum. Önce teşekkür ediyorum başkanım. Emeklere sağlık. Sizin aldığımız bayrağı çok daha yükseklere taşımak. Elbette inanıyorum. Hedefimizdir başkanım. Ama ben de güzel zevk okuyorum. Evet, hakikaten Sayın Başkanım. Buyurun Sayın Başkanım. Çok teşekkür ederim. Sayın Abdül Batur'a bu göreve tanık olurken bir kaş edinmek için değil, tamamen çalışmak için, ortaya bir vizyon koymak için ve buradayız. O yüzden sizlere verdiğim destek için tekrar sizlere çok teşekkür ediyorum. Biraz sonra oluşturacağız. O yüzden sizlerin de tabii ki networklerinden faydalanacağız. Hep Kıyıege Belediyeler Birliği olarak yeni bir vizyonla üye belediyelerimizin sorunlarına çözüm bulmak, hizmet kalitemizi arttırmak, danışma içerisinde hareket etmek için bu göreve talip olduk. Bu göreve talip olurken bir kaşe edinmek için değil, tamamen çalışmak için, ortaya bir vizyon koymak için ve birliğin gücünü hissettirmek için aslında şu anda buradayız. O yüzden sizlerin verdiği destek için tekrar sizlere çok teşekkür ediyorum. Biraz sonra oluşturacağımız encümenimizde ve yine komisyonlarımızda çok aktif bir şekilde çalışarak hem birliğimizin lobisini kuvvetlendireceğiz, tüm üyelerimizin bundan faydalanmasını sağlayacağız. Çalışmalarımız özellikle son dönemde belediyelerimizin büyük bir sıkıntı içerisinde olduğu kaynaklarına ve aynı zamanda yetkilerine odaklanacak. Merkezi hükümet nezdinde yapacağımız bütün girişimlerle son zamanlarda yaşadığımız bu sorunları geride bırakmak için büyük bir güçle çalışacağız. O yüzden sizlerin de tabii ki networklerinden faydalanacağız. Hep birlikte büyük bir lobi halinde Kıyıege Belediye Birliğimizi güçlendireceğiz. Bugün gündemimize dış ilişkiler komisyonumuzu da koyduk. Daha önce dış ilişkiler komisyonumuz yoktu. Ama yine burada görev alacak arkadaşlarımızla beraber özellikle uluslararası platformda birliğimizin yine ilişkilerini kuvvetlendireceğiz. Ve birlik üyesi belediyelerimizin de uluslararası anlamdaki bilinirliklerini ve yine lobisini ve yine dediğim gibi uluslararası belediye birliklerinden ve diğer kentlerden iyi deneyimleri ve yine uluslararası fonları da kullanmak için her türlü girişimi ve çabayı göstereceğiz. Tekrar tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. Öncelikle beni bu göreve layık gören tüm Kıyıege Belediyeler Birliği meclis üyelerine huzurlarınızda çok teşekkür ederim. Ve bu birliğin kuruluşundan günümüze kadar görev yapmış bütün başkanlarımıza, meclis üyelerimize ve diğer bütün personeline de tekrar tekrar şükranlarımı sunarım.
Kıyı Ege Belediyeler Birliği bütün Anadolu'nun her köşesinden belediyelerin üye olduğu çok güçlü bir birlik ve çok güzel işler yapıyor. Özellikle birbirleriyle deneyim paylaşmak gibi, yine belediyelerin ortak projeler üretmesi gibi, yine belediyenin personeline hizmet içi eğitimlerin verilmesi, sağlanması gibi ve bütün ilişkilerini düzenleyen bir üst birlik. O yüzden çok önemli bir üst birlik. Şimdi yeni bir vizyon da katmak gerekiyor. Özellikle kent diplomasisi konusunda zaten günümüzde artık siyaset biraz daha yerele evrildi biliyorsunuz. Yerel yönetimlerin önemi çok daha iyi anlaşıldı. Yerel yönetimler kendi aralarında çok iyi ilişkiler kurarsa, ortak projeler üretirse, deneyimlerini paylaşırsa bu tamamen halkın faydasına oluyor. Biz de bu birliği zaten halkın faydasına olsun diye kurmuşuz. Onun için buradayız. Kentlerin en büyük zorluğu şu ekonomik koşullarda hizmetin nitelikli bir şekilde üretilmesi noktasında. Orada da biz hem deneyimlerimizden hem de ortak çıkacak olan fikirlerden, önerilerden faydalanacağız. Ve hem merkezi hükümet nezdinde hem diğer yerel yönetim birlikleri nezdinde hem meslek odaları ve sivil toplum nezdinde hem de uluslararası platformda Kıyı Ege Belediyeler Birliği üyelerinin menfaatlerini en iyi şekilde koruyacağız. Olduğumuz yerde durmayacağız. Hep daha ileriyi, daha yüksekleri hedefleyeceğiz. Artık yeni bir yönetim ve yeni bir dönem var. Ben bunun çok iyi sonuçlar çıkaracağına eminim, düşünüyorum ve kararlıyım.